Merhaba arkadaşlar, Açık Size TV'de İnkılap dersine kaldığımız yerden Fatma hocamızla devam ediyoruz ve şuradan bir kalemimi alıyorum. Buyurun Pembe. Hocam, söz sizde. Pembe, pembe, pembe. Kahverengi hemen çevirdik. Şimdi arkadaşlar, Atan'ın inkılapları. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 tane inkılabı var. Yani daha doğrusu 6 tane ilkesi var, öyle söyleyeyim ben size. Bu soru mutlaka, yani hangi sınava girerseniz girin mutlaka bir tane karşınıza çıkacak. Minimum bir tane. Şimdi ben size bunların anahtar kelimelerini vereceğim. Ve görür görmez hemen diyeceksiniz ki aa bu şu demek, bu bu demek diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar, cumhuriyetçilik ne demek bilirsiniz zaten. Cumhuriyet onun ürünüdür. Ve demokrasi, seçim, onun haricinde hak, hukuk, hürriyet gibi kelimeler cumhuriyetçiliğin ana malzemesidir. Yani şöyle söyleyeyim. Seçimi göreceğim. Seçim göreceksin. Demokrasi göreceksin, millet göreceksin, onun haricinde oy göreceksin, anayasa göreceksin. O zaman diyeceksin ki meclis göreceksin, o zaman diyeceksin ki bu cumhuriyetçilik diyeceksin. Gelelim milliyetçiliğe. Arkadaşlar, burada da birlik ve beraberlik kelimesini göreceksin, Türk kelimesini göreceksin, birleştirme kelimesini göreceksin. O zaman diyeceksin ki bu milliyetçilik. Bak yani, kısa kısa anlatıyorum, vaktini almıyorum. Millet. Millet değil hocam. Heh. Bak, birlik beraberlik. Birleştirme, bir de Türk kelimesi. Mesela Türk Tarih Kurumu milliyetçiliğe aittir. Türk Dil Kurumu milliyetçiliğe aittir. Kabotaj Kanunu, bakın. Kabotaj Kanunu genelde devletçilik zannediyorlar. Hayır, yanlış bir bilgi. Çünkü hocam, neden? Türk deniz sularında ya da Türk deniz sularında, kara sularında Türk gemilerinin geçiş hakkı. Bak, Türk kelimesi. He, o zaman. Anladın mı? Birlik ve beraber. Bak, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, bak. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi. Milliyetçilik. Milliyetçiliğe giriyor. Halkçılık diyelim. Eşitlik gördüğünüz zaman, halk gördüğünüz zaman, onun haricinde insan ve insan sevgisi gördüğünüz zaman halkçılık diyeceksiniz. Halk. Mesela aşar vergisinin kaldırılması halk için değil midir bu? Halk için. Onun haricinde medeni kanunun kabulü, kadın ve erkek eşitliği, bak eşitlik demiştim. Kılık kıyafet kanunu, soyadı kanununun değiştirilmesi. Bakın bunlar ne? Hep halk için, eşitlik için, insan ve insan sevgisi için olan şeylerdir. Devletçilik. Nerede ekonomi görüyorsan, ekonomi göreceksin, para göreceksin, finans göreceksin, iktisat göreceksin, maliye göreceksin, ana para göreceksin. Fabrikalar, banka, devletçilik. Aynen öyle. Yani parayı hissettiğin an devletçilik diyeceksin. Ama o zaman öğrencilerin kabataş diyorum. Kabotaş. Yani. Kabotaş kanunuyla hani karıştırmalarının... Hocam, kabotaş şey kanunu düşünüyorlar. Neden bilmiyorum ama sanırım... Gemiler diyorlar. İşte para diyor, ticaret diyor. O şekilde. Herhalde o yüzden. Ama mesela bankaların açılması. İzmir İktisat Kongresi, 1. ve 2. 5 yıllık plan. Bunların hepsi devletçiliktir. Laiklik. Arkadaşlar, din ve devlet işleri dışında, bakın laikliği eksik biliyoruz aslında. Yanlış demiyorum. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılacak. Ama din eğitimden uzaklaştırılacak. Onun haricinde hukuktan uzaklaştırılacak. Siyasetten uzaklaştırılacak. Çünkü din kişiye aittir. Vicdan özgürlüğüdür. Bu sebepten dolayı laikliği nasıl anlayacağım ben biliyor musunuz? Din gördüğüm yerde. Onun haricinde özgür düşünce gördüğüm yerde. Bilim gördüğüm yerde. Bilim, akılcılık ve bilimsellik. Bir anlamda hocam beynim onu düşünüyordu biliyor musun? Neydi diye. Aklıma geldi. Akılcılık ve bilimsellik gördüğün yerde orada direkt laiklik diyeceksin. Bakın, medeni kanun buraya da giriyor mesela. Çünkü din mecelle kaldırılıyor, yerine medeni kanun getiriliyor. Ya da aşar vergisi. Sonuç aşar vergisi. Zaman, tövbelerim olsun. Ne vergisi? Hayır, olur mu hiç? Hocam şey ya. Dinle alakalı. Şu an aklıma gelmiyor. Birazdan aklıma gelir. Öşür de değil. Öşür zaten kaldırıldı. Kaldırıldı. O da dini bir vergi olacak o zaman zaten. Şunu diyebilir miyiz hocam? Bir medreselerin ilkede... kapatılması. Laiklik. Aynen. Kılık kıyafetin değiştirmesi, molla vesaire. O da laiklik. Tabii. Ha, şunu demek hatta istiyorum. Hatta soyadı kanunu bile. Laiklik varken başka bir inkılap da gelebilir. Yani tabii ki de. Onu söyle. Ben de onu söyleyecektim bitirdikten sonra ama hocam tabii ki de ben de önce davrandı yine. Helal olsun hocam. Ne demek hocam? Şimdi arkadaşlar, bir kanun birkaç şeye girebilir. Mesela cumhuriyetin ilanı hem cumhuriyetçiliktir hem de baktığınız zaman halkçılıktır. Çünkü siz halka yönetim hakkı veriyorsunuz. Evet. Mesela medeni kanunun kabulü hem cumhuriyetçiliktir. Çünkü bakın, kanun dedik. Medeni kanun hem de laikliğe hem de halkçılığa girer. Çünkü içinde ne olduğuna bir bakın. Yani kelimeler çok önemli. İnkılapçılık, arkadaşlar, çağdaşlaşma, batılılaşma, ileri, işte onun haricinde sürekli bir düşünme, akıl, bir şeyler, hep bir ilerleme görüyorsanız işte o zaman inkılapçılık diyeceksiniz. Bir de yerine kelimesi göreceksiniz. Yerine kelimesini gördüğün yerde inkılapçılığı yerleştir. Bak mesela,
Arap harfleri yerine Latin harflerinin getirilmesi. Mesela saat ölçü var diye hocam. Mesela 12 saatlik dilimi kullanıyorduk. Yerine 24 saat. Ölçü bilimi olarak mesela daha öncesinde dakika ya da işte endaze, arşın gibi şeyler kullanırken yerine işte kilometre, santimetre gibi daha çağdaş şeylerin getirilmesi ise inkılapçılığa giriyor. O zaman hepsi inkılapçılık. Aslında aynen hocam hepsi ama şimdi Cumhuriyet'in ilanı da doğru inkılapçılar gibi saltanatın yerine. Saltanatı kaldırır yerine. Aynen gidiyoruz. Öyle. Hepsi inkılapçılık ve kaldırır. Buyurun Türk Tarih Kurumu. Türk Tarih Kurumu arkadaşlar normalde bakın ilk önce. Milliyetçilik. Helal be. Helal. Türk kelimesini gördüm. Türk kelimesini gördüm. Türk Tarih Kurumu. Arkadaşlar normalde insanlar der ki niye ilk önce Türk Dil Kurumu değil? Şimdi Mustafa Kemal diyor ki geçmişini bilmeyen bir millet geleceği hakkında yorum bile yapamaz diyor. Bakın biz de bu noktada hemen o sözden bir hareketle çıkalım. Bizim geçmişimizi bugün herkese sorun. Diyecekler ki Osmanlı ve Selçuklu. Halbuki bizim Orta Asya dediğimiz ana kültürümüz var. Biz Göktürkleri, Uygurları, Asya Hun Devleti'ni, Avrupa Hun Devleti'ni, Avarları, Türk işleri hep unutuyoruz. Bizim özümüz nerelere dayanıyor? Mesela İskitler hocam. İskitler ya. Bildiğiniz orada Tombris Hatun'umuz var bizim. İlk kadın kral ya da kraliçe mi diyeyim artık. Kraliçe devleti yönetmez aslında. Hı hı. Devleti yöneten kişi Tombris Hatun ve Amazon ordusu diye bir ordu oluşturuyor. Ve o ordu bildiğiniz kadınlardan oluşan ordu. Yani baktığımızda bizim özümüz aslında Türklerin İslamiyet'i kabul etmeden özün ne? Bir ona bir bakın diyor. Mustafa Kemal'e göre Türklerin atası Hititlerdir. Mustafa Kemal'e göre arkadaşlar Hititler Türklerin atası olarak kabul ediliyor. Bunu iki defa söylüyorum çünkü çok önemli. Türk Tarih Kurumu'nun başkanlığına Afet İnan getiriliyor. Ve Afet İnan arkadaşlar Türk Tarih Kurumu'nda kökümü araştır. Kökümüzü araştır. Biz nereden geliyoruz? Biz neydik? Bizim kültürümüz neydi? Osmanlı'dan ve Selçuklu'dan önce Türkler nasıldı? Dilimiz neydi? Bir araştır diyor. Ve arkadaşlar süresiz yayın dediğimiz ve hala günümüzde basılan Belleten dergisini çıkartıyor. Belleten. Hmm. Ve Mustafa Kemal'in ölmeden önce okuduğu son yazı. Belleten dergisidir. Mutlaka bunları bilin. Belleten dergisi önemlidir. Türklerin ana vatanının Orta Asya olduğu, ilk medeniyetin kurucunun Türkler olduğu, Türk Tarih Kurumu'nun açılması da atanın milliyetçilikle ilgisinin olduğu anlayışının bir sonucudur arkadaşlar. Geldik Türk Dil Kurumu. Türk Dil Kurumu'na. Arkadaşlar şimdi Türkçe aslında çok zengin bir dil. Nereden çıkartıyorum biliyor musunuz? Kaşgarlı Mahmut'u biliyorsunuz hocam. Evet. Divan Lügatü't Türk diye bir sözlüğü var onun. Hı hı. Diyor ki Arapçadan daha zengin bir dil olduğunu adam yüzyıllar öncesinde araştırmış, hayır, koymuş ortaya. Ve bizler bunun arkasından gidiyoruz. Diyoruz ki biz Arapçadan daha zengin bir diliz. Biz Türkçeyi daha net, daha düzgün kullanabiliriz. Yabancı kelimelerden arındırma, özüne dönme işi arkadaşlar. Zengin bir dil haline geliştireceğiz ve dilimize pelesenk olmuş cümlelerin Türkçe karşılığını bulacağız. Hedefimiz bu. Evet. Türk Dil Kurumu 1932. Aynen öyle. Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, tekke, zavye ve türbelerin kapatılması. Ben bunu bir önceki videomda bahsettim ama bir daha bahsetmek istiyorum. Tekke ve zaviyeler dini eğitim verilen yerlerdi arkadaşlar. Zaviye tekkenin büyüğüdür. Buralarda verilen eğitim artık din dışı bir eğitim haline gelmeye başlamış. Büyücülük falcılık. Hani şunu söylemeye çalıştık aslında. Manevi duygular maddi yollarla sömürülmeye çalışıyor. Para kazanılıyor. Para kazanma işine dönmüş. Baktık ki hedeflerden şaşmaya başladı. Hedeflerin dışında cemaat unsurunu oluşturmaya başladı. İnsanların beynini yıkamaya başladı. Hemen dedik ki tekke ve zaviyeler kapatılsın. Kaldı. Saçma sapan olan bütün türbeler kapatıldı ama önemli olan türbelerimiz hala devam yani ediyor. Gerçek olan türbeler duruyor. Tabii de duruyor. Duruyor. Kişilerin açtığı sıkıntı yok. Kapatıldı. Ve arkadaşlar bakın ben burada aslında yazmışız. Ben buradayım. Ben yazmadım bu arada. Siz söylediniz. Ben, aynen ben söyledim siz yazdınız. 17. yüzyıla kadar arkadaşlar bu dini kurumlar gerçekten insanları aydınlatmak için varlardı. Ancak 17. yüzyıldan sonra Osmanlı pozitif bilimleri bırakıp yine dini bilimler getirmeye başladı. Ve şöyle bir durum var. Tarikat unsuru oluşmaya başladı. Ve her tarikat birbiriyle kavga etmiyor. Herkes kendi tarikatının doğru olduğunu söylüyor. Ya dinde bile farklılık oluşmuş. Düşünebiliyor musunuz? Tek bir dine mensubuz aslında ama farklı tarikatlar. Farklı tarikatlar. Aynen öyle. Vakıf gelirlerine, normalde vakıf gelirleri arkadaşlar sosyal kurumlardır ve insanlara yardımcı olmak için varlar. Ama onlar el koymaya başladılar. Dine sömürerek ayakta kalmaya başladı ve insanları kandıran kurumlar oldukları için kapatılmak zorunda kaldı. Evet, kıl kıyafet. Aynen öyle. Şimdi Osmanlı birçok farklı milletten geliyor ve
o insanlar giydikleri kıyafete göre hangi dine, hangi topluma mensup oldukları ortaya çıkıyordu. Şimdi örnek veriyorum hocam, benim bir gayrimüslimle ya da bir Yahudiyle ya da ne bileyim bir Almanla problemim var. Onun da kıyafetin Alman olduğunu anlıyorum. Ben o adamı tanımadığım halde kavga ediyorum. Bu toplum arasında bir huzursuzluk yaratır mı? Yaratır. Ayrıca zengin, fakir, işte ne bileyim bu tarz ayrımlarda halkın içerisindeki eşitsizliği arttırır mı? Arttırır. Bu noktada hemen duracağız dedik. Ve dedik ki dini kıyafetlerimiz arkadaşlar dini günlerde ve din adamları sadece giyebilir. Hala günümüzde yasak ama giyiyorlar, o ayrı mesele. Onun haricinde arkadaşlar bu dini kıyafetler giymeyecek dedik ve şunu da özellikle söylüyorum. Bir kişi geliyor Mustafa Kemal'e diyor ki padişahım diyorum, atam diyor, erkeklerin kıyafetlerini düzenledik diyor. Peki kadınların kıyafeti hakkında ne yapalım? Mustafa Kemal ne diyor biliyor musunuz? Ben kadınımın üzerindeki feraceyi çıkartmam. Eğer çıkartmak istiyorsa kendisi çıkartsın diyor. Biz kadınların kıyafeti hakkında hiçbir şey yapmayacağız diyor. Ne yapmak istiyorlarsa kişi kendi hüviyetine bırakılıyor arkadaşlar. Ben karışmam diyor. Osmanlı'nın yönetimi olan ilmiye sınıfı arkadaşlar biliyorsunuz sarık cübbe giymek zorundaydı. II. Mahmut döneminde devlet memurlarına pantolon ve ceket giyme zorunluluğu getirilmişti ve şapka kanunumuza gelecek zaten birazdan. Zaten 2. Mahmut o dönemde gavur padişah. Tabii gavur padişah diyorlar. Adam resmini yaptırıyor hocam. Ama çok iyi ilginçtir. Fes ve ceket, fesi kaldırınca Atatürk'e de böyle bir şey kullandılar. Aynen, o kadar yani saçma ki. Sarık takıyorlardı. İkinci Mahmut diyor ki fes takın, orada bir kargaşa çıkıyor. Şimdi fes'ten tekrardan şapkaya dönecek, orada bir kargaşa çıkıyor. Yani bir şeyi çok zor aslında kabul ediyorlar, çok zor bırakıyorlar. Toplum evet arasındaki bu farklılık dinsel görüşlerden. Çünkü 72 millet vardı arkadaşlar. 72 milletin de farklı inançları var. Haliyle bunlar belli olduğu için kaldırılmak zorundaydı. Kıyafetler sadece dini günler dediğimiz gibi. Kadınların kıyafetine kesinlikle karışılmadı. Şapka kanunu. Arkadaşlar Mustafa Kemal ilk şapkayı Kastamonu'da giydi. Bakın bu çok güzel bir sorudur. Mustafa Kemal'in şapkayı ilk giydiği yer Kastamonu. Kastamonu'ya daha gitmeden önce şapkayı ilk orada tanıtacağı haberi geliyor. Ve Kastamonular aslında çok gerici bir halktı. Biz öyle biliyorduk. Mustafa Kemal ve etrafı öyle biliyordu. Ama öyle bir halk çıktı ki hocam karşımıza. Dediler ki Mustafa Kemal geliyormuş. Şapka atölyeleri kuruldu ve çeşit çeşit şapkalar yapılarak Mustafa Kemal'i şapkayla karşıladılar arkadaşlar. Geldik soyadı kanunu. Soyadı kanunu. Arkadaşlar Osmanlı'da zengine efendi hanımefendi, fakire kolu yoksa çolak, saçı yoksa kel, gözü yoksa kör, ayağı yoksa işte sakat gibi lakaplarda bulunuyordu. Yani zengine ünvan, fakire lakap takılıyordu. Bu da haliyle halk arasında çok büyük bir eşitsizlik. Çok büyük bir eşitsizlik. Yani ben sana kör diyorum hocam, senin fakir olduğunu anlıyoruz. Değil mi? Ama efendim, kör olan bir kişine de beyefendi diyorsun. Ya tabii oradan da zengin olduğunu anlıyorsun. Haliyle arkadaşlar bu olaylar devletin içindeki halk arasındaki eşitsizliği gitgide arttırmaya başlamıştı. Bu noktada bir şey yapmak gerekiyordu. Soyadı. Bir din bildiren yani molla gibi, şeyh gibi, hüsrev gibi bu tarz dini terimlerin kullanılması yasaklandı. Ünvan bildirici, kendini övücü ya da aşağılayıcı, küçük düşürücü, küfür gibi soyadların alınması yasaklandı. Ve insanlar kendi istedikleri soyadlarını akli mantığa uyarak olan bütün soyadlarını kabul ettiler. Mustafa Kemal'in ilk soy ismi ne biliyor musun? Öz. Sonrasında arkadaşlar Atatürk olarak kabul edildi. Şimdi neden bir de soyadı kanunu ilan ettik? Sadece tabii halk arasındaki eşitsizliği kaldırmak için değil. Halkçılık fark ettiysen. Değil mi? Aynı zamanda laiklik. Bak hemen onu da verelim alta. Arkadaşlar nüfus sayımı çok sıkıntılıydı. Neden biliyor musun hocam? Şimdi bizim Türk milletinde şöyle bir şey var. Şimdi senin adın Doğu. Senin oğlunun işte dedenin ismini koyuyorsun, babanın ismini koyuyorsun. Ne oluyor aslında? Muhammed oğlu Ali, Ali'nin oğlu Muhammed, Mustafa oğlu Muhammed. Ve böyle hep aynı isimler dolaşıyordu. Ve yan komşunun da öyle, öbür komşunun da öyle. Sürekli hocam böyle bir karışıklık oluyordu. Bu yüzden vergi toplama, asker sayımı, nüfus sayımı bunlar çok büyük sıkıntı yaratıyordu. Bunları düzene koymak için soyadı kanunu kabul edildi. Ve Mustafa Kemal'in ilk soy ismini söyledik, son soy ismini de söyledik. Bu arada Atatürk soyadını sadece Mustafa Kemal kullanabilir. Ölçü saat takvim. Ölçü saat ve takvim değişikliği arkadaşlar. Ölçüler çok ilginçtir. Örnek veriyorum ya, çok basit bir örnek. Ankara ve İstanbul diye düşünelim hocam. Ankara'daki atıyorum bir arşın bir kilo. İstanbul'a giriyorsun bir arşın 1,5 kilo. Yani daha ülkeler arasını bırakın ülke içinde bile değişiklik var. Takvime bakıyorsunuz. Hicri takvim 354 gün 8 saat 11 gün eksik miladi takvimden. Ticaret yapacağım ben. Öbürkü miladi takvim kullanıyor. Ben hicri takvim.
Çok büyük bir fark var. Saate geliyorum, ben 12 saatlik dilimi kullanıyorum. Adam 24 saatlik kullanıyor. Ölçüye geliyorum, daha ben uluslararasını bırakın şehir içinde bile birlik sağlayamamışım. Bunları benim acilen değiştirmem lazım. Acilen değiştirmem lazımdı. Ve hemen ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar hepsini değişiklik yapıyorum. Ölçü uzunluk olarak arşın endazeydi. Artık ölçülerimiz işte kilogram, kilogram gibi, metre yani gibi ya da onlar gibi şeyler geldi. İşte ağırlıklar şinik, kile, okka, kantar, çeki veya batmandı. Onlar da arkadaşlar yurt içinde normal bir hale döndürerek yine işte kilogram gibi. Başka ne oluyor hocam kilogram dışında? Anadolu'da gram kullanılıyor. Tabii. Batman falan. Ama hocam hep sen bir batman bir batman mesela. Ha. Şu an her yerde aynı. Aynı şey. Önceden öyle değildi. Bunlar da ticarette ve toplumsal yaşamda çok büyük sıkıntı yaratıyordu. Kavgalara dahi sebep oluyordu. Bunları biz artık düzeltelim dedik. Düzelttik. Evet, hafta sonu tatilini bu arada cumadan da pazara aldık. Bu da ticaretle alakalıdır arkadaşlar. Saat aslında bahsettim hocam ya. 12 saat 24 saat. Tabii 24 saatlik dilim. Cuma pazara aldık. Cuma'yı pazara aldık. Bu da böyleydi. Böylelikle bitirmiş olduk. Evet sevgili arkadaşlar, YouTube'da Açık Seyir TV sayfasına abone olmayı unutmayalım lütfen. Instagram, Facebook, Twitter, Google Plus'tan takipinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.